çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden hepinize sevgi ve selamlarımızla bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün ağırlıklı olarak gençlerin problemlerini ele almaya çalışacağız. Bizzat kendilerinin yazmış olduğu sorular yahut da anne babaların ergenlik dönemiyle ilgili, okul dönemiyle ilgili, azıcık yetişmiş olan çocuklarıyla ilgili sordukları soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Gönderilmiş olan e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. İlk soru Engin Bey'in sorusu. Engin Bey şöyle sormuş. Hocam ben serbest avukatlık yapıyorum. Programlarınızı zevkle dinliyorum ve Allah razı olsun çok istifade ediyoruz. Hocam benim 9 yaşında bir oğlum var. 6 yaşında da kızım var. Oğlum bu yaşına kadar iyi kötü söyleneni yapan, normal, okul ve oyun çocuğuydu. 3. sınıfın 2. dönemine başladığından beri bize bazen bir sinir geliyor, kalbim hızlıca atıyor, o an karşımdakini boğazını sıkasım geliyor diyor. Ne yapmalıyız, nereden başlamalıyız? Şimdiden Allah razı olsun demiş Engin Bey. Engin Bey, çocuklar ergenlik dönemiyle veya ön ergenlik dönemiyle birlikte içlerinde bir takım duygusal hareketlenmeler yaşarlar. Kendilerini bazen ifade edemezler. Yani duygu dünyalarında olan o yoğunluğu bazen kelimelere dökemezler. Bazen kelimelere döktükleri şey aslında içinde yaşadıkları şey olmayabilir. Dolayısıyla ergenlik dönemindeki çocukların en büyük problemlerinden bir tanesi kendilerini ifade edememe problemidir. Şimdi 9 yaşındaki çocuğunuz henüz ergenlik dönemine girmemiş olsa bile ön ergenliğin içerisinde aynı şeyleri yaşıyor olabilir. Bunu hissettiriyor olabilir kendi duygu dünyası. Artı bir şey daha söyleyeyim. Bazen çocuklar içlerinde yaşadıkları duyguları boşaltacak bir ortam da bulamadıklarından dolayı sanki bir düdüklü tencerenin altı ateş üstünde bulunan, bir ateşin üstünde bulunan düdüklü tencerenin sıcak havayla birlikte bir basınç biriktirdiği gibi kendilerini öyle sıkılmış olarak, bunalmış olarak hissedebilirler. Şimdi bu her ne kadar olağan bir şey olmuş olsa da çözüme yönelik olarak mutlaka adımlar atılması lazım. Bunlardan bir tanesi o hani düdüklü tencerenin içindeki havanın sıkışması gibi diye tarif ettiğim şeyin hafifçe havasının alınması. Yani o düdük kısmının, hava alınacak kısmının boşluğa çıkartılması ve içine çocuğun boşaltması sağlanılması. Bunda da işte ebeveynler oldukça önemli rol oynamaktadırlar. Çocuk okulla ilgili, arkadaşlarıyla ilgili paylaşacağı şeyler sizi sıkıntıdan patlatsa bile, kurduğu cümleler çok anlamlı ve arka arkaya ne söylediği belli olmasa bile, sıkıntıdan patlasanız bile çocuğunuzu mutlaka dinleyin. O içindeki havasını, o içindeki duygularını, o içindeki ifade edemediği şeyleri siz sükunet içerisinde onun gözüne bakarak, onu dinleyerek ve aktif dinleyerek öbürküsü ne oldu peki? Peki sonra ne oldu? Diyerek onu yeni konuşma sahalarını da açarak Allah Allah geçenlerde sen böyle söylemiştin ama demek o böyle miydi? Diyerek çocuğunuzu konuşmaya ve diyaloğa teşvik edici aktif bir dinlemenin içerisinde bulunarak çocuğunuzun içerisinde bulunmuş olan, bulunması muhtemel olan o duygu yoğunluğunu bir şekliyle açabilmesinin önünü açmanız lazım. Konuşan çocuk rahatlar. Konuşamayan çocuk ise o düdüklü tencerenin havasının içeride sıkıştığı gibi İç dünyasında kendisini bunaltır. Birçok anne baba ciddi bir yanılgı içindedir. Çocukları odanın içerisinde kendi kendine meşgulken, hiç kimseyle konuşmuyorken
Annesi ya ne kadar da uyumlu bir çocuk diye çocuğunu tanımlarken aslında muhtemel ki böylesi bir anlayış, böylesi bir bakış açısı sorunlu bir çocuğun görülmemesine yol açar. Dolayısıyla konuşabilen, kendisini ifade edebilen çocuk sağlıklı bir ruha doğru adım atan çocuktur. Siz bu alanı ilk önce açmanız lazım. Konuşmasına izin vermeniz lazım. Ve konuşma alanlarını, onun zevklerini, onun merak alanlarını keşfedip ona göre o merak alanlarında konuşabilmesine zeminler hazırlamak lazım. Bu bir. İkincisi, yine bu yaş dönemindeki çocuklar, ergenlik ve ön ergenlik dönemindeki çocuklar bazen diyalog kurmasını ve nasıl diyaloğu ilerleteceğini çok kestiremeyebilirler. Yani karşılarında bir grup arkadaşı vardır. O arkadaşlarına karşı bir yakınlık hissi vardır. Ama bu yakınlığı hangi cümleyle kuracak? Onlarla diyaloğu nasıl geliştirecek? Onların ortamına nasıl girecek? Veyahut da onlardan gelen örneğin bir şakavari reaksiyona nasıl olur da şaka ile cevap verecek? Yine bu dönemde çocuklar bu alanda tökezlerler. Bundan önceki dönemlerde çocuklar her ne kadar şakayla bir cümle söylenmiş olsa gülüp geçerlerken bu dönemde arkadaşlarından, anne babasından ya da yetişkinlerden şakavari bir cümle, kendilerine yönelik bir cümle duyduklarında ona anında nasıl karşılık verecek ya da onu şaka olarak nasıl kabul edeceklerini şaşırabilirler ve böylelikle aslında etraftakilerin kendisine gülmeleri yahut da o şakaya karşılık arkadaşların hep birlikte eğlenmeleri çocuk kendisine alınabilir. Herkes kendisine gülüyor, kendisini dışlıyor olarak algılayabilir. İşte bunu da fark ettirebilmek için çocuğa evin içerisinde zaman zaman böylesi diyalog ortamları, böylesi esprili ortamlar oluşturmak ve çocuğun bu espriye karşı sanki tecrübe kazanması için karşılık vermesine de izin vermek lazım. Siz bir şey söylersiniz, çocuk onun karşılığını verir, karşılıklı olarak gülersiniz. Annesi bir şey söyler evin içerisinde, siz tebessüm edersiniz. Hayır hayır o öyle değildi diye. Yani yine dönüp dolaşıp aslında çocuğun sosyal yaşam içerisinde bazen kendisine yöneltilmiş olan şakayı, espriyi veyahut da tehlikeyi ve tehdidi nasıl bertaraf edeceğine ait tecrübe kazanması lazım. Bu tecrübeyi de yine sizinle birlikte evin içerisinde zaman zaman konuşmalar ya da provalar şeklinde evin içerisinde yine çocuğunuza gösterebilirsiniz. Yani oğlum bak bazen karşılaşabiliyor insanlar birdenbire böyle buz gibi bir espriyle karşılaşabiliyor insan. Yani bunu üzerine alınmana gerek yok. Ben de zaman zaman arkadaşlarımın böyle buz gibi esprisiyle ya da birdenbire şiddet içeren bir cümlesiyle ya da şiddet içeren bir tehditiyle karşılaşabiliyorum. Ama bunu öyle çok önemseme. Yani takmamayı öğren oğlum. Önemsediğin şeylerin önceliğini değiştir. Eğer sen arkadaşlarının bu türlü tavırlarını çok ciddiye alır, çok önemser ve onların şaka konuşmalarını, esprilerini ciddi bir şekilde karşılar isen ve onlar senin bu ciddiyetini bir kere daha şakayla yeniden değerlendirirler ve sen ortada kalır isen evet olabilir. Bazen öfkelenebilir, boğazını sıkmak isteyebilir, o andan kurtulmak için kaçmak isteyebilir, bağırmak isteyebilirsin ama doğru değil. Bence arkadaşlarının sana yapmak istediği espriyi espri olarak sadece değerlendirebilirsin ve takmamayı da öğrenebilirsin. Babacığım, anneciğim diyerek çocuğunuza yol gösterici olmanız, diyalog kapılarını nasıl kullanacağını çocuğunuza evde provalar şeklinde göstermeniz çocuğunuzun bu halinin toparlanmasına katkı sağlar. İkinci mesajımız Gülşen Hanım'ın mesajı. Gülşen Hanım şöyle yazmış. Hocam, eşim ile çocuk terbiyesi konusunda zıtlaşıyoruz. Eşim vurdum duymaz ve çocuk işte büyür gider diye davranıyor. Bense onların iyi bir eğitim almaları konusunda çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Eşimin ailesi çocuklara karşı çok bilinçsiz, küfürlü konuşuyorlar. Çocuklarla çok sık dalga geçiyorlar, küçük düşürüyorlar. Benim içim parçalanıyor çocuklara karşı böyle davranmaları. Aile içerisinde hep problemler var. Bir eşim içlerinde en uyumlusu ama o bile çocuklarını iyi eğitenleri de biliyoruz diyor ve
çocuğun kendi kendine büyüyüp gideceğini söylüyor. Yanlış anlamayın, çocuklarını çok sever eşim ama örneğin birlikte oyun oynayalım dediğimde ya güreşir ya tekme atar çocuklara ya çocukların kafasına vurup dalga geçerek sevgisini gösterir. Şaşırdım kaldım. Bir de hocam ailenin bazı üyelerinde alkol kullanımı var. Onların aile durumları da çok kötü. Bunun benim çocuklarıma da tesiri ne olur? Benim bir kızım var 9 yaşında, bir de oğlum var 12 yaşında. Hayırlı günler demiş Gülşen Hanım. Şimdi Gülşen Hanım, evet, birçok anne babanın aslında yanılgısı o. Yani çocuk işte büyür gider. Yani biz de dayak yedik zamanında. Biz de itildik kakıldık. Yani biz kötü birisi mi olduk? Bak ben de çocuklarıma babalık yapıyorum. Ben de eşlik yapıyorum. Kötü birisi miyim? Yani ne var ki çocuklara iki tekme atarak şakalaşmış olsak? Ne var ki kafalarına vurmuş olsak? Ben babaları değil miyim? Çocuğunu eğiten kişileri de gördük işte bak. Bunlar da çocuklarını eğitmeye çalışanlar işte kimisi hırsız, kimisi arsız olmuş diye bazı anne babalar var ki buralardan teselli almaya çalışıyorlar. Ama bu doğru bir teselli kaynağı değil. Bakın siz eşinizin ailesini tarif ederken çocuklara karşı duyarsızlıklarından, ilgisizliklerinden ve çocuğun kendi kendine yetişip gideceğinden bahsettikten sonra bir de diyorsunuz ki devamlı aile içinde bir problem var, bir huzursuzluk var, alkol kullananlar var ve ailevi problemler çok var diye tarif ediyorsunuz. Eğer bunlar var ve aile içerisinde efendim çocuklara karşı bir değersizlik hissi aşılanıyor ise o çocuk da büyüdüğü zaman kendisi de kendi çocuklarına aynı tavır içerisinde olacak ve belki de aynı şeyi kendisi de diyecek. Biz de aşağılanarak büyüdük, biz de dalga geçirilerek büyüdük. Ne var ki iki tane sırtımıza yumruk, iki tane tokat atılmış, iki tekme atılmış. Ne var ki babam beni kaç kere tekmeledi, hiç bana bir şey oldu mu diyerek aslında kendi çocuğuna verdiği zararı hesap edemeyebilir. Çünkü kendi çocukluk yıllarında kendisine nasıl davranılmış ve nasıl ebeveynlik sergilenmişse muhtemelde kişi kendisi de ebeveyn olduğu sırada kendi çocuklarına aynı şeyi, aynı muameleyi gösterecektir. Ve bunda da bir sakınca olmadığını söylemek ne kadar akıllıca bir şey. Yani kendisi tekmelenerek büyümüş, çocuğunu da tekmeleyerek büyütmeye çalışıyor. Kendisi efendim aşağılanarak büyütülmüş, babayla doğru düzgün oturup, sohbet edip, keyif alıp, çaylar içilip, meyveler yenilip, çerezler yenilip, aile içerisinde efendim yaşanılabilir bir aile içerisinde büyümemiş olan bir kişi böylesi bir aile modelini, huzurlu bir aile modelini de çok defa bilemeyebilir. Burada düşen şey sizin eşinize rağmen çocuk yetiştirmek değil, eşinizle birlikte çocuk yetiştirmeye çalışmak. Çünkü bakın 12 yaşına gelmiş artık çocuğunuz ve artık bir model alma yaşında. Efendim bakın siz aile içerisinde bazılarının alkol kullandığını söylüyorsunuz. Eğer bir çocuk aile içerisindeki bir kişiyi benimsemiş ise, akrabalardan bir kişiyi benimsemiş ise, onunla bir bağ oluşturmuş ise, o kişinin davranışlarını da kendi davranışı olarak alır. Yani eğer alkol kullanıyor ise bir kişi sizin aileden, akrabalarınızın içerisinden ve o sevecen ve sıcak ve efendim çocuğunuzla birlikte olduğunda ona da ilgili alakalı davranıyorsa diyelim, çocuğunuz öylesi bir kişiyi de sevmiş ve benimsemiş ise o zaman onun davranışlarını da alır. Dolayısıyla burada önemli olan şey şu, çocuk kimi benimsiyor ise onun davranışlarını kopyalayacaktır. Bir sanatçıyı benimsediyse o sanatçının davranışlarını kopyalayacaktır. Efendim bir akrabalardan birisini benimsediyse onun davranışlarını kopyalayacaktır. Bu her zaman örneğin baba alkol kullanıyordur. Eğer çocuk babasını benimsememiş ise ve o sarhoş olarak evlerde yatıp bağırıp çağırıp evi birbirine kattığı anlarda çocuk babasına karşı öfke duyuyor ise, evi rezil ettiği ile alakalı içinde bir his uyanıyor ise, babasını da bu halde hiç görmek istemiyor ise, o takdirde o evin içerisinde yetişen çocuk alkole karşı tepkili olabilir. Yani illa alkol kullanan kişinin çocuğu da alkol kullanacak diye bir şey yok. O kişiyi benimsediyse ancak o zaman davranışını alır. Hatta başka bir şey daha söyleyelim, daha enteresan bir şey söyleyelim. Hani söylenilir ya, adam hacı hoca, oğluna bak, kızına bak, yani ne hacılıkla alakası var ne hocalıkla alakası var. Bu şu demek aslında, çocuk babasını benimsememiş, annesini benimsememiş.
yani ona karşı bir bağ oluşturamamış, duygu dünyaları bir bütünlük içerisinde değil, aile içerisinde bir aidiyet hissi pekişmemiş. İşte tehlike de buradan kaynaklanıyor zaten ergenlik döneminde. Çünkü çocuk bir yol ayrımına geldiğinde, çocuğun içerisine kim huzur ve sekine veriyor ise ve çocuğun dünyasıyla kim daha yakın bütünlük içerisindeyse, çocuk onun davranışlarını alıyor. Dolayısıyla siz dindar bir aileyseniz, çocuğunuz dindar bir aile, mütedeyyin bir aile olacak diye düşünemezsiniz. Neden? Çünkü çocuğunuzla bir bütünlüğünüz yok ki. Çocuğunuzla bir bütünlüğünüz yoksa sizin davranışlarınız çocuğunuza kopyalanamaz. Kişi benimsediği kişinin, aidiyet kurduğu kişinin davranışlarını kopyalar ancak. Yani bakıyorsunuz çocuk sigara içmeye başladı. Sigara içmek bir problem değildir. Problem olan şey çocuğun ailenin dışında bir başka kişiyle bir aidiyet, bir bütünlük içerisine girmiş olmasıdır problem. Siz sigarayı sadece bir yansıyan bölüm olarak, sinyal olarak görüyorsunuz aslında. Problemin asıl kaynağı dışarıda bir başka birisiyle bütünlük kurmuş, sizinle kurmamış. Çocuk ufaktan ufaktan işte alkol kullanıyor, alkolsüz bira diyor, alkollü bira diyor, baba bir şey olmaz diyor. Efendim ya da başka başka kötü alışkanlıklar içerisinde eve geliyor. Buradaki tehlike kullandığı maddeden daha ziyade o grubu benimsemiş olması. Neden? Çünkü o grupla beraber senkron bir vaziyette çocuk artık o grupla beraber hareket edecektir. Dolayısıyla burada dikkat edeceğiniz şey akrabalardan birisinin alkol kullanıyor olması değil, o alkol kullanan kişiyi çocuklarınız ne kadar benimsiyor, aralarında ne kadar aidiyet, ülfiyet bağı oluşuyor, ona dikkat etmeniz lazım. Dolayısıyla özet olarak şöyle söyleyebilirim. Bir çocuğun bir aileden davranış kopyalaması yapabilmesi için öncelikli şartı şudur ki çocuk davranış kopyalaması yapacağı kişiyle bir bağ oluşturmuş olması önemli. Yoksa aynı evin içerisinde yaşayan iki farklı dünyada insan yetişebilir. Siz çok mütedeyyinsinizdir ama çocuğunuzu o kadar kırıyor, o kadar incitiyor, o kadar küçültüyor, o kadar üzüyor, o kadar çocuğunuzdan uzak kalıyorsunuz ki çocuk size karşı duyduğu kini, öfkeyi sizin taşıdığınız değerlere karşı da duyabilir. Ya bırak baba bu hacı macı işlerini, bırak bu namaz mamaz işlerini, ya uğraştırma bizi diyebilir bir gün karşınıza çıkıp. Neden? Çünkü sizi benimsediği kadar değerlerinizi de benimseyecek. Bu yüzden Gülşen Hanım, yani aileden birilerinin efendim alkol kullanıyor olmasını problem edinmeyin. Problem asıl o kişileri benimseyip sizi benimsememesi olarak düşünün. Artı eşinizin çocuklarla olan davranışında sergilemeye çalıştığı sevgi dili tekme tokat ise, vurmalar ve efendim şakalaşmalar ise, el şakaları ise, bunu mümkün olduğunca eşinizle sevgi dilini değiştirecek şekliyle bir konuşma yapmanızda fayda var. Hatta sevgi dillerini anlatan kitaplar var. Mümkünse o kitaplardan birlikte okumanızda fayda var. Ya da en çok tavsiye ettiğimiz şey şu ki bu programları dinlemesinde fayda var eşinizin. Örneğin bu program akşam yayınlanacak tekrarı, saat 1'de yayınlanacak. Keşke eşinizle birlikte otursanız da çocuğun tekme tokat ile el şakalarıyla sevilmeyeceğini, bundan çocuğun bir duyumsama elde edemeyeceğini, çocuk yetiştirmenin bir özen gerektiğini, bir çiçek yetiştirirken ot ya ot ot, ot yetiştiriyorsun da suyunu verdin mi diyorsun, işte güneşe koydun mu diyorsun, şurasını budadın mı diyorsun, ot yetiştirirken insan bu kadar özen gösteriyor ve o ot dediğimiz şey daha sonra dallanıyor, budaklanıyor, çiçekler açıyor ve sizin yüzünüzü güldürüyorsa o takdirde insan yetiştirmesi de işte o kadar önemli bir unsur. Efendim suyunu verdin mi? Sevgisini gösterdin mi? Güneşe koydun mu? Ruhu sıcak mı şu anda diye çocuğunuza eğer özen göstermiyorsanız bir süre sonra elinize batabilir Gülşen Hanım. Efendim bir sonraki mesajımız Ayşe Hanım'ın mesajı. Ayşe Hanım da şöyle yazmış. Hocam benim 11 ve 14 yaşlarında kızlarım var. 14 yaşındaki kızım ile her şey önceden iyiydi. Bazen çatışmalar çıkıyordu ama bu denli hiç olmamıştık. Ben sizi dinledikten sonra hatalarımı fark ettim. Sizin deyiminizle kızıma şimdi daha bir insan gibi davranıyorum. Ama artık kızım benden koptu hocam. Ne yapacağımı şaşırdım. Ağlıyorum tekrar eski günlere dönmek için ama kızım bana artık bir düşman gibi davranıyor.
Okula giderken beni öpen, koklayan kızım artık kapıyı çarpıp gidiyor. Okulda bir erkek arkadaşı olmuş. Telefonlaşıyorlar, mesajlaşıyorlar onunla. Dün yakaladım, telefonu aniden kapattı. Kim o konuştuğun dedim. Sana ne dedi? Sinirlendim, elinden telefonu almaya çalışırken biraz hırpaladım onu. Yataktan yere düştü. Telefonu duvara fırlattı. Cinnet geçirmiş gibi tepinerek bağırdı. Ben de vurdum susturmak için. Telefonu aldım, peşimden geldi. Kapıya vurdu. Aç, geberteceğim seni diye bana bağırdı. Telefon ettim. Son aradığı kişiyi ben de aradım. Karşıma bir erkek çıktı. Konuşmadım, bekledim. Aşkım konuşsana dedi karşı taraftaki kişi. Kalbim duracak gibi oldu hocam. Ne yapacağımı bilemiyorum artık. Bugün hiç konuşmadık. Geçmiş hatalarım bir bir gözümün önüne geliyor. Ağlıyorum geceleri. O bana gelip konuşmak istedikçe doğru düzgün hiç konuşmadığımı hatırlıyorum. Doğru düzgün hiç oyun oynamadığımı hatırlıyorum. Hep bir şeylerle meşgul olduğum için onu ihmal ettiğimi hatırlıyorum. Eşim çok söylemişti bunların acısını çekersin diye. Ben de her çocuk gibi büyüyor işte diye önemsemiyordum. Hatta ben kötü anne değilim ki bana karşı gelsinler çocuklarım diyordum. Daha ne yapayım işte, yemeklerini yapıyorum, hizmetlerindeyim. Eğer bana karşı gelirlerse nankörlük ederler diye kendi kendime bahaneler buruyordum. Ama şimdi geriye dönüp çocuğuma sarılmak istiyorum, izin vermiyor. Odasına girip yatağına oturmak istiyorum, konuşmuyor, sırtını dönüyor beni görünce. Okulda ne yapıyorsun diyorum, kısa cevaplar veriyor. Babalarına karşı iyi ama benimle bir düşman gibi oldu kızım son 6 ay içinde. Ne olur hocam bana bir çıkış yolu gösterin, artık kalbim dayanmıyor demiş Ayşe Hanım. Yani Ayşe Hanım, belki bu yazdığınız mesaj ile bizim burada yıllardır anlattığımız şeyin özetini anlatmışsınız. Yani evet, çocukluk yıllarında bağırırsınız, çağırırsınız, kızarsınız. Efendim iyi davranırsınız, kötü davranırsınız. Bir şekilde her şey yolundaymış gibi görünür. Kızıp yatırırsınız çocuğunuzu. Zorla yemek yedirirsiniz. İtersiniz, itmezsiniz. Efendim sanki her şey unutuluyormuş gibi gelir ama unutulmuyor işte. O çocukluk döneminde kullandığınız her bir kelime, anneciğim diye peşinizden koştuğu sırada aman bıktım senden ya deyip de ittiğiniz her bir söz, efendim aslında vaktiniz varken oturup televizyon seyretmeniz, çocuğunuzla geçireceğiniz dakikalarınız yerine arkadaşınızla telefonla konuşmanız, internetle sağla solla konuşmanız, en kıymetli vakitlerinizi dış dünyaya ayırıp da 3-5 dakika çocuğunuza ayıramamanız ve kendinizi aşamamanız, anne olma kıvamını tutturamamanız, baba olma kıvamını tutturamamanızın acı bir ilacı olarak işte çocuk ergenlik dönemine çıktığında bir öcü gibi insanın karşısına çıkabiliyor. İşte zaten problem çocukluk yıllarında değil. Çocukluk yılları sadece sinyal yılları. Yani çocuğun altını ıslatması, tırnak yemesi vesairesi, bunlar her birisi sinyal. Neyin sinyali? Anne, bir canavara dönüşüyorum ben. İçimde işler yolunda gitmiyor. Bak bir gün kötü şeyler olabilir bu evde diye o ilk yıllar sinyal yılları. Çocuk ergenlik dönemine girdiğinden itibaren işte birdenbire bir hortlak gibi, Allah Allah bu çocuğu ben mi yetiştirdim diye. Ne zaman? Bir kızla tanıştığı zaman. Ne zaman? Bir oğlanla tanıştığı zaman. Ne zaman? Kalbi efendim başka dünyalara açıldığı zaman siz artık çocuğunuzun gözünde çok bir değeriniz kalmayacak eğer çocuğunuza değer vermediyseniz. Efendim bir haber arası verelim, bu konuya haberlerden sonra tekrar devam edeceğiz. Efendim haberlerden sonra tekrar birlikteyiz. Ayşe Hanım'ın 14 yaşındaki kızıyla alakalı yazmış olduğu mesajı okumuştuk. Kızıyla girmiş olduğu son 6 aydaki efendim mücadeleden bahsetmişti Ayşe Hanım. Bir erkek arkadaşının olduğunu, ona mesajlar yazdığını, onunla telefonlar ettiğini ve telefonda yazdığı mesajları yakaladığını, telefon konuşmasını yakaladığını ve kendisi de o son aranan numarayı aradığında karşı tarafa bir erkek çocuğunun çıktığını ve çok sinirlendiğini annesinin.
artık ne yapacağımı şaşırdım diye çocuğun artık kendisiyle konuşmadığını anlatmıştı haberlerden önce Ayşe Hanım. Tavsiyem şu, birincisi şu, şu anda henüz çocukları kendisinden kopmamış, dışarıda yeni yeni dünyalara yelken açmamış olan anne babalar için şunu söylerim ki vaktiniz var, vaktiniz var. Çocuğunuza birisi canım diyecek ve çocuğunuzun canı kıpır kıpır olacak. O zamana gelinceye kadar canım diyen siz olun ve çocuğunuzun içerisinde yerli yerince bir anne sevgisi, sıcaklığı devamlı duruyor olsun. Bir babacığım dendiğinde, bir kuzum dendiğinde sıcacık çocuğunuzun içinde yeriniz olsun ki yarın yeni yeni kişilere, yeni yeni sevdalara kapı açtığında siz onun gözünde çirkin birisi olarak görünmeyesiniz. Habire rahatsız eden birisi olarak görünmeyesiniz. Habire ders diyen, habire odanı topladın mı diyen, habire şunu yapmadın diyen, ya bıktım bu çocuktan diyen bir annenin çocuğu yeni yeni dünyalara kapı açtığı sırada annesini artık çok görmek istemeyebilir. Çocuk anneni babanın duygusunu olduğu gibi taşımaz. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Ya bu çocuk benim çocuğum ve benden kopacak değil ya. Eninde sonunda beni sevecek. Hayır, çocuk böyle bir şey değil işte. Eğer çocuk anne babasını kendi duygu dünyasının içinde yerli yerine oturtturamamış ve içerisinde sevgi açlıklarıyla büyümüş ise, birisi eğer o sevgi açlığını giderecek bir göz kırpışı yapar ise, bir hitap eder ise, bir efendim mesaj gönderir ise, çocuğun içerisinde o güne kadar oluşmuş olan bütün o boşluğun giderilmesini çocuk yanılgıyla onda bulacağını zanneder ve yanlış taraflara doğru gidebilir. İşte o zaman her şey eskisi gibi kolay olmayabilir. Ayşe Hanım, öncelikle şunu yapmanızı tavsiye ederim. Kızınızla oturun, konuşun. Özür dileyin kızınızdan. Kızım, beceremedim anneliği. Kızım, yapamadım. Seni seveceğim diye, içimde duyduğum sevgileri sana ifade edeceğim diye sana zarar verdim. Hep engeller koydum. Hep sana kızgın davrandım belki. Ama bunların her birisi sevgi için olmuştu. Seni doğru yetiştireceğim zannederken yanlış yetiştirdim. Beni affetmeni istiyorum diyerek mutlaka kızınızla bir konuşma yapın. Ve bu konuşma gerçekçi bir konuşma olsun. Yani o saatten sonra da artık eski vaziyetlerinizi komple değiştirin. Siz diyorsunuz ki ben sizi dinlemeye başladıktan sonra çok şeyimi değiştirdim. Telefonu görüyorsunuz kızınızın önünde. Mahcup olacağını bildiğiniz bir şeyi daha peşinde gidiyorsunuz. Elinden telefonu almaya çalışıyorsunuz. Çocuk vermiyor, yere düşüyor ve siz daha zorla almaya çalışıyorsunuz. Utanıyor işte yani. Daha size karşı bir mahcubiyeti var. Daha neyi zorluyorsunuz yani? Bir kişinin ayıbını ortaya çıkartmak iyi bir şey mi yani ki? Telefonu alıyor, arkasından ayıbı iyice ortaya çıkartmak için bir de telefon ediyorsunuz. Kızınız açısından baktığınızda arkadaşına karşı da rezil duruma düşürüyorsunuz kızınızı. Sonra kızınız bakın size ne kadar ağır kelimeler kullanıyor. Geberesice diyor vesaire diyor. Neden diyor? Ya kızınızın o kadar iç dünyasına girmiş ve ayıplarıyla o kadar çok meşgulsünüz ki artık o demek ki taşıyabileceği şeyin üstünde davranıyorsunuz çocuğunuza. Bazen ayıpları örtmek, görmezden gelmek anne baba olgunluğudur. Ancak yani tabii bir taraftan da anne baba korkusu var içinizde. Kız gidecek şimdi başkalarıyla konuşurken bir yanlışlık yapacak, bir şey yapacak. Efendim elimizden eteğimizden çıkacak diye de bir korkunuz var. Ama bu korkunuzu bir taraftan da sükunete çevirin. Çünkü diyorsunuz ki babasıyla arası iyi. O zaman babasıyla arası iyiyse siz böylesi bir şeyi gördüğünüzde babasıyla belki paylaşabilirsiniz. Efendim babasıyla oturup birlikte bir karar verebilirsiniz. Ama sakın ola ki yapacağınız şey eline saldırmak, telefonuna saldırmak, vay sen böyle bir şey nasıl yaparsın demek değil. Hayır, artık çocuğunuz yetişkin. Artık çocuğunuz bir genç kız olma yolunda. Bir genç kıza düşen şey ayıplarının, kusurlarının araştırılması, bir dedektif gibi duygularının peşinde koşulması değil. Onu anlayışla, tebessümle karşılayan. Fakat nasıl davranacağı konusunda acemilik yaşıyorsa eğer, o davranışları konusunda da kendisine yol gösteren bir anneye ihtiyaç var. Siz her ne kadar kendimi toparladım diyorsanız da toparlamanız gerekli olan çok daha alan var. Birazcık eşiniz gibi olmaya çalışın Ayşe Hanım. Efendim sırada Ruslan Bey'in mesajı var. Ruslan Bey
efendim Dağıstan'dan yazıyor. Şöyle yazmış. Bizim eşimin ilk evliliğinden olma biri 10 yaşında erkek, diğeri 8 yaşında kızımız var. Çocuklarımız çok maşallah çok iyiler. Ben evlendiğimde eşim Hristiyandı, Müslüman oldu. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra namaz da kılacağını söyledi. Bunu çocuklarımız da söyledi ve şu anda çok şükür hep beraber namaz kılmaya da başladık. Tabii çocuklarla sadece yatsı namazı kılınıyor, ardından kitap bile okuyoruz. Her gün ayrıca kitap okuma saatleri yaptık, ailecek, ders çalışma saatleri vesaireyi de düzenledik. Yani birçok şey çok güzel gidiyor elhamdülillah. Problem ne o zaman diyeceksiniz? Problem kızımız biraz bencil. Son günlerde aniden bu bencillik şiddetlenmeye başladı. Bir şey istiyor ve tüm aile isteğini kabul etsin istiyor. Oylama yapıyoruz, kabul etmiyor. Okuldan geliyor, olur olmaz ne deseniz duygulanıyor ve ağlamaya başlıyor. Abisiyle bağırarak konuşuyor. Küfür değil ama hakaretler edebiliyor. Benim sormak istediğim bencil, ben merkezci çocuklara nasıl davranmak gerektiği, bu problemi nasıl çözebiliriz? Bu arada kızım yemeğini bitir, dersine çalış şeklinde anne ve baba olarak genellikle sürekli telkinlerimiz oluyor. Bunların bir etkisi olabilir mi diye sormuş Ruslan Bey. Evet, artık 8 yaşında kızınız, yani yavaş yavaş artık kozasından çıkmaya doğru adımlar atmaya başladığını düşünün çocuğun. Ve artı bir de eşinizin ilk evliliğinden çocukları bunlar. Kim bilir o evlilikte neler yaşadılar? Ayrılma sürecinde neler yaşadılar? Babasıyla neler yaşadılar? Yani çocukluk yılları da öyle çok problemsiz geçmiş diye de düşünmeyin. Şu andaki davranışlarının büyük bir kısmı belki babasıyla geçirdiği yıllarda, belki ayrılma sürecinde yaşadığı şeylerden kaynaklanıyor olduğunu da düşünebilirsiniz Ruslan Bey. Dolayısıyla şu anda duygu dünyası tam stabil olmayan, dengeli olmayan bir kız çocuğuna şu anda rehberlik yapmaya çalışıyorsunuz. Böylesi bir durumda bazı efendim şiddetvari gösterileri, bazı efendim hırçınlıkları anlayışla karşılamanız lazım. Siz bir sünger gibi olmalısınız. Üstünüze dökülen o suyu emici olmanız lazım. Hani pimpon topları var ya, masa tenisi oynarken pimpon topları. Kendinizi aynı onun gibi düşünün. Eğer top size çarptığında siz bir sünger gibi olmalısınız, karşıya yansıtmamalınız lazım. Size çarpacak ve duracak, size çarpacak ve inecek yere, size çarpacak ve inecek yere. Dolayısıyla eğer hırçınlık, agresiflik var ve illa benim dediğim gibi olacak deniliyor ise, çocuğunuza yumuşak bir şekilde davranır iseniz ve bir sünger, emici sünger gibi olursanız çocuğunuz bir süre sonra size bakarak sizden davranış öğrenecektir. Böylesi bir durumda genellikle çocuklara sert çıkmak tam tersinde bir sonuç oluşturur. Ya da işte hepimiz bak böyle düşünüyoruz diye oylama yapmak çocuğun aynı zamanda kendisinin yenildiğini düşündüğü için, hepiniz bir oldunuz beni yeniyorsunuz diye düşündüğü için hırçınlıkları daha da artabilir. Hayır, böylesi durumda mümkün olduğunca siz özellikle anne baba olarak yumuşak ve onu kendisini görmesini sağlamanız lazım. Aile içerisinde bir kişinin kendisini görmesini sağlamak kadar problem çözmeye yarayacak başka bir yöntem ben şimdiye kadar rastlamadım. Örneğin eşiniz bağırıyor, çağırıyor, kızgın, sinirli. Eğer siz sükunet içerisinde kalır ve tebessüm içerisinde kalır ve onu öylece gözlemlerseniz, o kendi sesini duyarsa bağırtısını, çağırtısını, gürültüsünü, hırçınlığını kendisini görebilir ise, işte insanın şöyle bir hali var ki kendisinden utanabilir yani. Dolayısıyla kızınızın bağırdığı, çağırdığı anlarda, hırçın davrandığı sırada siz de kızar, bağırır, çağırırsanız birbirinizi duyamaz ve göremezsiniz. Kendisini görebilmesi için susun ve kendi sesini bir duysun. Susun ve kendi söylediği şeyleri kendisi bir anlamaya çalışsın. Birinci tavsiyem bu. İkinci tavsiyem ise dersini yap, yemeğini ye, otur, odanı topla gibi şeyler çocukları genellikle efendim zora düşürüyor. Yani tavsiye etmek yerine evin içerisinde siz yapın, o da size eşlik etsin. Ya da o yapsın,
Efendim siz de ona eşlik etmeye çalışın. Efendim odası toplanacak örneğin. Girin içeriye, birlikte konuşarak, sohbet ederek oda toplamaya çalışın. Efendim hayatınızı ortak etmeye çalışın. Yemek masası hazırlanacak ise yemek masasını birlikte hazırlamaya çalışın. Artı bir şey daha söyleyeyim Ruslan Bey, sizin vesilenizle. Yemek yemekte zorluk çeken çocuklar var ya, onlara yemek yaptırın. Çocuklar kendi yaptıkları yemeği çok keyifli bir şekilde yiyorlar. Hatta bu erken yaşlar için de geçerli. 4 yaşında çocuğum var, işte yemek yeme sorunu var. Bakın o çocukla birlikte yemek yapın, pasta yapın, börek yapın, yemeği karıştırın, tuzunu attırın. Göreceksiniz çocuk kendi yaptığı yemeği o kadar keyifli bir şekilde yiyecektir. Yine 8 yaşındaki bir çocuk annesiyle birlikte eğer yemek yapar, hayatın içerisinde var olursa, ya birazcık uzun sürsün yemek yapmak, ne var ki bunda? 1 saatte yemek biteceğine 2 saatte bitsin. Ama hiç olmazsa çocuğunuz hayatı öğrenebileceği o 1 saat eğitici bir şekilde geçmiş olsun. Soğanı doğrayacaksa, patatesi doğrayacak ise, yemeğin içerisine koyacak ise, salçasını koyacak ise 8 yaşındaki bir kız çocuğu bunu yapmaktan keyif alır. Ne zaman keyif alır? Eğer annesiyle bir bütün içerisinde yapıyorsa, yani zorunlu olarak değil, hadi gel şunları yap diye değil. Eğer annesiyle bir bütünlük içerisinde bunu yaparsa, çocuk o takdirde yaptığı yemeği de tatmayı, tadını babasının, annesinin, kardeşlerinin efendim nasıl olduğunu görmesini, onların dudaklarına bakarak güzel olmuş demesini ayrıca arzu eder. Dolayısıyla çalış, ders yap, yemek yap, bunlar çocuğu yorar. Ebeveyn bıkkınlığına yol açar. Ebeveyn sağrı yapar bu türlü sözler. Evet, bu türlü sözler de çocuklarda davranış bozukluklarına sebep olabilir. Artı bir de bencil çocuklara nasıl davranmak lazım diye söylüyorsunuz. 8 yaşındaki bir çocuğa konuşarak, mümkün olduğunca empati kurdurarak, tamam senin dediğin olsun ama bak bu sefer de kardeşinin de istediği bir şey var, onun istediği şey olmuyor, o üzülebilir. Ya da düşün, her zaman kardeşinin ya da abinin dediği olmuş olsa o zaman sen de üzülebilirsin. O zaman nasıl yapalım, ortaklaşa bir düşünce istersen geliştirelim. Bazen senin dediğin olsun, bazen senin dediğin, hep bir kişinin dediği olursa diyerek empati yaptırmaya çalışın. Kardeşi ve sizinle birlikte böylelikle problemin bir başka kısmını da çözmüş olursunuz. Efendim sıradaki mesaj Fatma Hanım'ın mesajı. Fatma Hanım şöyle sormuş. Merhabalar hocam, ben yatılı kursta görev yapan bir Kur'an kursu öğreticisiyim. Kızlarımızın yaşı 15-20 arasında değişiyor. Bizim sorunumuz kızların hayata karşı bir hedefleri olmaması. Gözlerinde yaşam sevinci göremiyorum. Aktivitemizi yapmak istediğimiz faaliyetlere yanaşmıyorlar. Özgüvenleri yok. Aile içlerinde kendilerine tercih hakkı tanınmamış, tercih hakları yok. Kendilerini ifade edemiyorlar. Ben birdenbire değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ama burada 1-2 yıl kadar kalacağım hocam. Neler yapabilirim? Öğrenmek istiyorum. Bir de bunun tam aksine bir toleranslı davrandıkça şımaran, tabiri caizse bizi parmağında oynatmaya çalışan, arkamızdan iş çeviren bir yönleri de var. Mesela birinin platonik bir aşkı vardı, konuştum, şiirleri vardı, yazdığı, okumamı istediği, birlikte şiirler yazdık, şiirler hakkında konuştuk. Yani onun hislerini önemsediğimi, hak verdiğimi ama çok küçük olduğunu, bu tercihlerin ileride onu pişman edeceğini falan anlattım. Sevdim, okşadım, öptüm, ağladı, özür diledi, bir daha yapmayacağım dedi. Ama sonra bu hoca da çok saf, ne dersek inanıyor diye arkadaşlarıyla görüştüğünü öğrendim. Yani orta yolu bulamadım açıkçası. Yani ne haliniz varsa görün desem, benim hedefime, mesleğime, fıtratıma ters. İlgilensem, anlamaya çalışsam aralarında dalga mevzusu oluyorum. 30 yaşındayım, çok mu uzak kaldım acaba zamane gençliğinden diye düşünüyorum. Benim de iki çocuğum var, onların gençliği de böyle sorunlarla karşılaşacak diye korkuyorum açıkçası. Yardımcı olacak bilgiler paylaşırsanız sevinirim demiş Fatma Hanım. Fatma Hanım, önce şu prensibi bilmemiz lazım. Gençlerin bir gün o halde, bir gün bu halde olabileceğini bilmemiz lazım. Yani siz diyorsunuz ya, birisine karşı bir ilgi alaka duymuş, onun duygularını paylaştım,
şiirlerini okuduk, yanlış yapmaması konusunda kendisine telkinlerde bulundum, oturduk ağlaştık birlikte, öptüm kokladım diyorsunuz ya. Sonra da gitmiş sizi, ne kadar da saf bir hoca, ne söylediysem inandı diye söylemiş ya. Aslında şöyle düşünün, gençler cami duvarını görür ağlar, yani sizi görür ağlar, sonra Konya kaşığını görürse oynar. Ama bu demek şu demek değil, yanlış yoldasınız demek değil. Hayır, cami duvarını ne kadar görürse çocuk o kadar ağlar, cami duvarıyla ne kadar bir bütünleşirse çocuk o kadar da camiyle bütünleşmiş olur. Yani siz çocuğun yanında her şeye rağmen ve sizle dalga geçiliyor olmasına ve hatta sizinle oyun oynanıyor olmasına ve sizi saf yerine konuluyor olmasına rağmen her şeyi olur tebessüm ederek diye yaklaşırsanız, tamam hallederiz, olsun söylesin, benimle dalga geçsin, ben affederim diye yaklaştığınız süre içerisinde balyozla onun kalbindeki katı katı kayalara vurmuş olursunuz. Ve bir gün dönüp dolaşıp önceden o sahteden ağladı zannettiğiniz şeyleri bir gün gelir böğre 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 ağlar ve annesini de ve babasını da ve çocukluk yıllarını da ve aslında bu hale nasıl geldiğini de size derdini açar ve bir gün siz onunla gerçekten bütünleşirsiniz. Ve siz o Kur'an kursunda veya o yurtta kaldığınız süre içerisinde bakarsınız ki sizin sağ kolunuz o olmuş. Ama bunu yapabilmek için bir seferlik değil, belki de 10 sefer, belki de 100 sefer hiç şaşmaz bir irade ile ve mütebessim bir çehre ile ve her şeyi göğüsleyen bir haliyle olsun benimle dalga geçmiş olsun, İnşallah bir gün düzeliriz, olur gençtir diye bir hoşgörüyle davranırsanız ve güven hissini ona telkin ederseniz, bir, iki, üç dedikten sonra eğer vicdanı hala ölmemişse gece uykuları kaçar, rahatsız olur. Kendisinin size karşı ne kadar kötü davrandığı halde sizin ona ısrarla iyi davranıyor olduğunuz karşısında siz onun gece kabusları olursunuz. Gece rüyalarına girersiniz ve rüyalardan sabah kalktıktan sonra sizin yanınıza tekrar koşar gelir Fatma Hanım. Dolayısıyla girdiğiniz yol doğru bir yol. Madem Kur'an kursundasınız, aynı zamanda peygamberi bir yol ve yılmadan bu yolda madem 1-2 yıl kalacaksınız o şekliyle devam edin. Ancak burada toplu kalınan yerlerde şuna dikkat etmek lazım. Aynı zamanda bu okullar için de geçerli. Okullarda ya da bu türlü toplu kalınan yerlerde çocuklar arasında çeteleşmeler oluyor. Yani aslında bir çocuk bunu yapabilecek kabiliyete sahip değilken öbürküsü artık belli perdeleri yırtmış olduğundan dolayı ve yanındakiler de kendisini ona ispat etmek için neredeyse çocuklar bir arada çeteleşmeye doğru gidiyor olabilirler. Sizin yapacağınız şey ilk önce kim ne kadar perdeyi yırtmış diye ayrıca bakmak. Yani çocukların hepsi böyle demiş olmanız yanlış bir bakış açısı olur. Hepsini bir grup gibi bakmış olmanız, siz ve onlar diye kendinizi ayrı tutmanız yanlış bir bakış açısı olur. Onların içerisinden bir tanesi vardır ki tetikleyici. Bir tanesi var ki perdeleri yırtıcı. Bir tanesi var ki efendim onları farklı farklı dünyalara açıcı. Tüm bunları, bir tanesi de var ki masum. Onların hiçbirisiyle alakası yok ama onların arasında olabilmek için gülüp duruyor işte. Onların arasında kikirdeşip duruyor. Yani çocukları tam manasıyla bir tanımanız lazım. Her birisini birer kardeşiniz olarak görerek ve o kardeşlerinizi, madem ki yanlış yollara gitme ihtimalleri var ve hedefleri yok ve onlar için çok ağlayarak, onlara çok şefkatli ve merhametli davranarak ve kategorize ederek kim kimdir'i bilerek ona göre davranarak bir yol almanız lazım Fatma Hanım. Gittiğiniz yol yanlış değil. Hayır, bırakın sizinle hafife alsınlar, sizi dalga geçsinler ama siz dik duruşunuzu değiştirmeyin. Peygamber Efendimiz zamanında onunla neler konuşuluyordu, onun hakkında neler söyleniyordu? Şair deniliyordu, büyücü deniliyordu, hafife alınmaya çalışılıyordu. Ama hiç o dik duruşunu ve tebessüm eden çehresini efendim buruşturmadan insanlara olduğu gibi hitap ederek onların içerisindeki buzlanmış, efendim çelikleşmiş, katılaşmış kalpleri hohlaya hohlaya yumuşatıyordu.
Sizin de eğer madem ki Kur'an kursu hocasısınız, efendim yol ve yönteminiz bu olması lazım değerli Fatma Hanım. Efendim bugünkü yayınımız da burada sona eriyor. Pazartesi günü saat 9.30'da sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz efendim. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.